Siirt'in haber merkezinden hepinize merhabalar. Günün öne çıkan haberleriyle karşı. İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda aktivistler tarafından başlatılan protestolu eylem gün geçtikçe büyüyor ve kaygı oluşturmaya başlıyor. Eylemin etkisi Taksim'le sınırlı kalmadı. Büyük şehirler başta olmak üzere ülkenin çoğu şehrinde Gezi Parkı için ses çıkmaya başladı. Bunlardan biri de Siirt. Siirt'te KESK platformlar üyeleri toplanarak Taksim'de polislerin orantısız güç kullanmasını protesto ettiler. İstanbul Taksim Gezi Parkı'nda çıkan olaylar Siirt'te de protesto edildi. KESK platformlar üyeleri KESK binası önünde yürüyüşe geçerek hükümeti ve polislerin orantısız güç kullanmasını protesto ettiler. Yaklaşık 50 kişilik KESK üyeleri Güres Caddesi'nde toplanarak açıklamada bulundular. Taksim'de yaşanan olayları zılgıt ve alkışlarla protesto eden KESK üyeleri hükümeti istifaya çağırdı. Her yer Taksim, her yer direniş sloganı atan üyeler Güres Caddesi'nde açıklamada bulundular. Taksim Gezi Parkı'nda bir haftadan bu yana büyük bir zulüm yaşandığını belirten Eğitimsel Şube Başkanı Süleyman Beştaş, AKP'nin durdurak bilmiyor, kapsamlı ve her cepheden bir yönetim var. Yaşamın her alanına nüfuz etmesi için başlatılan yeni saldırı dalgasına karşı toplumun tüm kesimlerinden büyük bir öfke ve tepki en son Taksim Gezi Parkı direnişiyle açığa çıktı, dedi. Ve kamuoyuna Taksim Gezi Parkı direnişi tüm ülkeye yayılıyor. AKP'nin saldırıları durdurak bilmiyor. Kapsamlı ve her cepheden bir yönelim var. Yaşamın her alanına nüfuz etmesi için başlatılan yeni saldırı dalgasına karşı toplumun tüm kesimlerinde biriken öfke ve tepki en son Taksim Gezi Parkı direnişiyle açığa çıktı. 5 gündür Türkiye'nin ve dünyanın gözü kulağı İstanbul'da, Gezi Parkı'nda. Dünden itibaren de Ankara, İzmir, Antep, İzmit, Adana, Mersin, Konya, Kütahya, Eskişehir, Afyon, Dersim ve daha birçok il. Bugün de Batman'da, Diyarbakır'da ve ülkemizin her alanında eylemler gerçekleştiriliyor. Eylemler hızla ve büyüyerek devam ediyor. Hayır! Taksim! Hayır! Direniş! Güvenlik güçleri adeta kendi halkına savaş açmış durumda. Yaşamını yitirenlerin olduğu ifade edilmektedir. İçinde önemli sayıda ağır olmak üzere yüzlerce vatandaşımız yaralanmıştır. Sayısı sürekli artan gözaltılar yaşanmaktadır. Grup okunan basın açıklamasının ardından Taksim'deki olayları protesto amaçlı yaklaşık 15 dakika oturma eyleminde bulunduktan sonra sessiz bir şekilde dağıldı. Evet, aklı selim hiçbir insanın bunu kabul etmemesi lazım. Kabul de etmiyorlar zaten. Fakat bunun siyasallaştırılmaması lazım. Yoksa her şey bozulur bence. Evet, büyük mütezaffaf İbrahim Hakkı Hazretleri eseri Marifetname'yi konu alan otomobil ödüllü Marifetname okuma yarışması bugün 7 okulda yapıldı. 1500'e yakın başvurunun yapıldığı sınava katılım beklenenden az oldu. 7 okul 78 salonda düzenlenen sınavda bazı salonlar boş kaldı. Büyük mutasavvıf İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eseri Marifetname'yi konu alan otomobil ödüllü Marifetname okuma yarışması bugün 7 salonda yapıldı. 1500'e yakın başvurunun yapıldığı sınava katılım beklenenden az oldu. 7 okulda 78 salonda düzenlenen sınava az sayıda aday giriş yapınca bazı sınıflarda birkaç kişinin olduğu görülürken bazılarında ise sadece gözetmenler yer aldı. 2 saat süren yazılı sınavın ardından adaylardan ilk 20'ye girenler mülakat sınavına tabi tutulacak. Yapılan sınav ile ilgili olarak açıklama yapan Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, "Burada amaç İbrahim Hakkı Hazretleri gibi bir değerin tanınmasıdır," dedi. Sınava 1500'e yakın adayın başvurduğu
başvurduğunu ancak bunlardan sadece 200'e yakın adayın sınava girdiğini belirten Vali Yardımcısı Saltaş, sınava giren 200 adayı medeni cesaretinden dolayı kutluyorum dedi. Bugün İbrahim Hakkı Hazretleri'nin eserinin marifetnamenin bugün yazılı yarışması yapıldı. Şimdiye kadar 1500'e yakın bir başvuru vardı. Fakat bugün sınava 200'e yakın kişi girdi. Bu 200'e yakın kişiyi ben tebrik ediyorum medeni cesaretlerden dolayı. Gerçekten çünkü kitap çok ağır, dili de ağırdı kitabın. Yaklaşık 1000 sayfa bir kitap. Bunu hazırlanıp da böyle 4 ay gibi bir zamanda hazırlanıp bu sınava girmekte bir medeni cesaretti. Bundan dolayı bu katılımcıları ben tebrik ediyorum. Ama içlerinden duyduğumuz il dışından gelen de katılımcıların olduğu. Hatta Nevşehir'den ve diğer birkaç ilden de böyle bazı arkadaşlar gelip bu sınava iştirak ettiler ve katıldılar sınava. Bu önemli. Asıl olan bizim buradaki eseri tanıtmak ve insanların bir dikkatini çekmekti. Yani İbrahim Hakkı Hazretleri kendisi ömrünü burada geçirmiş, kendisi burada vefat etmiş. Her ne kadar Erzurumlu olsa da burada yaşamış, ömrünün büyük bir çoğunu burada geçirmiş, eserlerini burada yazmış. Önemli olan buna dikkat çekmekti. Biz amacımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Ve bu katılımcıları da gerçekten ben tebrik ediyorum medeni cesaretlerinden dolayı. Asıl olan burada dediğimiz gibi ilgiyi ve dikkati buraya çekmekti. İbrahim Hakkı Hazretleri'ne çekmek, onun eserine çekmek ve onun eserini insanlara tanıtmaktı. Sağ olsun sayın vekillerimiz 350'den fazla marifetname kitabını mecliste dağıttılar. Oradaki insanların İbrahim Hakkı'dan ve eserinden haberdar oldular. Bunlar aslında önemli olan şeyler. Biraz işinde bu yöne dikkat çekmek gerekiyor. İnşallah yazılı sınavın akabinde sözlü sınavı ilk 20'ye girenleri sözlü sınav alacağız ve daha sonra da birinci olana da arabamızı hediye edeceğiz ve eminim bu da gerçekten arzu ettiğimiz noktaya ulaşmak için de önemli olduğunu düşünüyorum. Katılımcıların medeni cesaretlerinden dolayı tebrik ediyor. Hepsinin başarılar diliyorum. Hani acaba niye 1500 kişi başvurdu da 200 kişi gitti? Akıllarda soru işareti mi kaldı? Evet, bilinmez. Değerli izleyenler, köy okullarının karma resim sergisi Güres Caddesi'nde Siirtli vatandaşların beğenisine sunuldu. Siirt'in Şirvan ilçesi Taşlı Köyü Sobetaş mezrasında bulunan 80. yıl Cumhuriyet Ortaokulu yıl sonu karma resim sergisi düzenledi. Görsel sanatlar öğretmeni Nihal Hellaş tarafından okul bünyesinde bir yıllık bir çalışma sonucunda hazırlanan eserler Güres Caddesi'nde Siirtlilere sergilendi. Serginin açılışı Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş, ilçe kaymakamı Zafer Öz, Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay ve davetliler tarafından yapıldı. Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş ve davetliler sergiyi gezerek eserleri inceledi. Siirt beyaz bir gelin. Şöyle tamamen beyaz olsa tam bir beyaz bir gelin olmuş. Evet. Bir de 39 kilometre olmuş. Sınav mı? Siirt'ten mi? Bir öğrencinin yaptığı eser ise Vali Yardımcısı Gürbüz Saltaş'ın dikkatinden kaçmadı. İnadına Barış diye bir resim çalışmasını inceleyen Saltaş, emeği geçen herkesi kutladı. Tam ortama uygun. Vatandaşların da sergiye ilgisinin yoğun olduğu görülürken sergi sonunda vali yardımcısı öğretmenlerle hatıra fotoğrafı çekti. Geçen hafta burada yine sergi yaptı. Biz yerde gideceğiz sayın valimize. Gerçekten çok güzel resimler, çok güzel eserler ortaya çıkarmış. Yani hayal güçleri, fikirleri inanılmaz.
Size demin beraber de gezdik gördük. Hatta birkaç da güzel mesaj içeren şeyler de vardı. Onları da beraber paylaştık. Çocuklarımıza güvenelim. Gerçekten onların yetenekleri var. Yeteneklerini de önemseyip onların gelişmesi için elimize gelen her türlü çabayı harcayalım. Biz valilik olarak zaten Şirvan Kaymakamımızla ve kaymakamlık olarak da elimizden gelen bütün desteği veriyoruz çocuklarımıza. Yeter ki onların yetenekleri doğrultusunda istedikleri ve sevdikleri bir işle uğraşsınlar diye arzumuz bu. Ama böyle güzel eserler görmek bizi mutlu etti şahsen. Ben hepsinin adına öğretmenlerimize, idarecilerimize ve milli eğitim çalışanlarına ve başta kaymakamımıza ben teşekkür ediyorum. Bizler de öncelikli olarak bugün bu program içerisinde Sayın Valimize teşekkür etmek istiyoruz. Geçen hafta İncekaya İlk Öğretim Okulumuzun yine burada aynı mekanda bir sergisi vardı. Devamında da bu haftada Sobetaş 80. İlk Öğretim Okulumuz böyle güzel bir organizasyonla burada il merkezimizde bir sergi açmış oldu. Bizim kardeşlerimiz oldukça yetenekliler. 15 tane ilk öğretim okulumuz ya da ortaokulumuz bu anlamda ilçemizde mevcut. Bunlardan en böyle seçkin olanlarından yine biri de Taşlı'daki, Sobetaş'taki okulumuz. Kardeşlerimiz özellikle resim alanında, el iş alanında, el becerileri yüksek olan kardeşlerimiz. Sağ olsunlar bizlerden istediler, söylediler, dediler ki biz bu becerilerimizi tüm Siirt'le paylaşmak istiyoruz. Bize Şirvan ya da bulunduğumuz köyümüz yetmez. Biz buraya gelelim, tüm Siirt'le bunları paylaşalım istiyoruz dediler. Gördüğümüz gibi gayet de güzel bir programla, güzel bir organizasyonla buraya geldiler. Öğrencilerimizin gerek yetenekleri bu anlamda aynı şekilde öğretmen arkadaşlarımızın da idarecilerimizin de onları şekillendirmesiyle böylesi bir tablo ortaya çıkmış. Ben en başta bu kıymetli kardeşlerimizi, öğrencilerimizi kutluyorum. Sayın Valimiz ve Sayın Kaymakamımız zaten yaptı. Benim bunlara eklemek istediğim tek şey şu. Bu tür organizasyonlar öğrencilerimizin medeni cesaretlerini artırmaktadır. Dolayısıyla ben zaten sene başından bu yana Şirvan Kaymakamımızın yapmış olduğu bu tür etkinliklerin ilçede büyük bir yankı bulduğunu biliyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Sanat içinde birçok anlamı ve alanı barındıran bir kavram. Bizler de sanatın görsel alanı ile ilgilendik ve 2012-2013 eğitim öğretim yılı içerisinde her sınıf için 40 dakikalık ders saatleri ve her gün birer saatlik egzersiz ders saatleri içerisinde yapmış olduğumuz resim çalışmalarını bugün burada sergilemenin mutluluğunu ve heyecanını yaşamaktayız. Okulumuz Siirt merkeze 39 kilometre mesafede olmakta. İmkanlarımız sınırlı olmasına rağmen bizler görsel sanatlar dersimizde birçok tekniği ele almaya çalıştık. 2 boyutlu çalışmalardan 3 boyutlu çalışmalara varıncaya kadar birçok çalışmayı sergimize taşıdık. 2 boyutlu çalışmalar olarak sulu boya, pastel boya, yağlı boya, linol baskı, kuru boya çalışmalarımız, guaj boya çalışmalarımız gibi. 3 boyutlu çalışmalarımız olarak da alüminyum folyo çalışmalarımız var. Bunun dışında filografi çalışmalarımız var. Elimizden geldiğince imkanlarımızı aşarak güzel bir sergi yapmaya çalıştık. Öğrencilerimle birlikte bir yıl boyunca bunun heyecanını yaşadık diyebilirim. Sürekli bana Değerli izleyenler, Vali Yardımcısı Mustafa Pala Başkanlığındaki İnsan Hakları Kurulu aylık olağan toplantısını vatandaşların dikkatini çekmek için Andera Alışveriş Merkezi'nde yaptı. İnsanın doğuştan sahip olduğu, vazgeçilmeyen, devredilmeyen ve değerler sisteminde en üst sırada yer alan insan haklarının kurulu Siirtlerin dikkatini çekmek için yeni bir çalışma başlattı. Siirt'te İnsan Hakları Kurulu'nun varlığından haberdar olmayan vatandaşlar için 22 kamu kurum ve kuruluşa insan hakları başvurusu konulduğu belirtildi. Vali Yardımcısı Mustafa Pala Başkanlığında bulunan İl İnsan Hakları Kurulu aylık toplantısını bu kez alışveriş merkezinde vatandaşların arasında yaptı. Amaçlarının insanlar kurulunun tanınması olduğunu belirtirken Siirt'te trafik konusunda bazı insan hak ihlallerinin bulunduğu belirtildi. Bu şekilde toplantı yapmamızın sebebi İnsan Hakları Kurulu'nun yeterince bilinmemesi. Biz de bir önceki kurulun toplantısında bu toplantıyı artık açık alanlarda yapma kararı aldık. Bu da ilk toplantımız oluyor. Böyle açık, halka açık alanlarda yapıyoruz.
Maksadımız vatandaşın daha çok bu kurulu tanıması, daha kolay ulaşması ve bu konuda bu kurul hakkında bilgi vermemiz. Şimdi bu kurulun ben kısaca bilgi vereyim bu kurul hakkında. İl İnsan Hakları Kurulları 2000 yılında oluşturulmuş durumda bütün valiliklerde. Vali veya vali görevlendireceği vali yardımcısı başkanlığında 17 üyeden oluşuyor. Çeşitli sivil toplum kuruluşlarından veya meslek örgütlerinden üyeler var. Burada yine aynı şekilde ilimizin kamu kurumlarının muhtelif yerlerinde 22 adet insan hakları başvuru kutusu mevcut. Bu kutular aylık olarak düzenli olarak açılıp gerekli yapılmış olan başvurular değerlendirmeye alınıyor. Daha sonra bu başvurular da incelenerek gerekli kurumlara talimat şeklinde, düzeltmeler şeklinde gönderilmekte. Ben bu konuda yeterince başvuru gelmemiş olmasını, herhangi bir ihlal olmadığı anlamına getirmiyorum, yormuyorum. Her ne kadar onun da payı olsa da. Fakat biz bu konuda bilinirliğinin az olduğundan kanaat getiriyoruz. Bu nedenle biz insan hakları kurullarının hizmet kalitelerini artırmak amacıyla daha da aktif olarak çalışmasını öneriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın başvurularını daha çok artırması, bu kurulu daha çok işletmesi, bu da tamamen vatandaşların başvurusuna bağlı bir durum. Biz böyle broşürler dağıtarak şimdi bu toplantılar esnasında vatandaşları bilgilendirmeye çalışıyoruz. Yine bu toplantımızda bir insan hakları ihlali olarak iddia edilen trafik uygulamalarını ele almaya çalıştık. Trafik şube müdürümüzden bu konuda bilgi almaya çalışıyoruz. Kendisi de biraz önce bahsettiği gibi her ne kadar vatandaşın trafik uygulamalarından bilgileri olsa da bu diğer vatandaşların da trafik uygulamaları olmadığı durumda aynı şekilde rahatsız olduklarını ifade etti. Bu nedenle hem insan haklarının hem düzenin korumayı orta noktasını bulmaya çalıştıklarını ifade etmeye çalıştı. Yine biz burada da vatandaşların gelecek başvurularını ve şikayetlerini burada kurul olarak canlı olarak değerlendirmeye alacağız. Genel yapısına baktığımızda ikinci bir sorunum işte evet. Aydınlar Caddesi üzerinde tablacı esnafının yoğun bir şekilde olduğu gözlemlendi. İşte yaya ve taşıt yollarını kapataraktan satış yaptıkları gözlemi haliyle bu da trafik güvenliğini etkilemektedir. Tabii ki trafik görevlilerimiz zaman zaman belediye zaten çağırmak suretiyle çalışma yapmalarını sağlıyor ama belediyelerimiz de işte çözüm önerilerine bakıldığında işte bu tablacı esnafının da mağdur edilmeden belediyenin kendi organize edebileceği belli alanları çekerek de bu tablacı esnafının belediye zabıtası tarafından trafiği açık alanlardan kaldırılması gerekiyor. Yine Güres Caddesi'ne geldiğimizde oranın Siirtimizin nefes almasını sağlayan çok güzel bir yeri. Benim de hoşuma gidiyor. Ancak işte buralarda bazı özel araçların park ettiği, işte o demir bariyerleri kırdıkları, bunun sonucunda araçların park edilerek yaya trafiğini etkilediği görülmekte. Araç trafiğine bakıldığında vatandaşlarımız buraların trafik polis tarafından denetlenmesini istiyor. Zaman zaman böyle şikayetler alıyor. Ancak yine bakıldığında kapalı alanların belediyenin kontrol alanları olduğunu kabul edersek buralarda belediye zabıtasının zaman zaman girerek burada ilgisiz araçların gerekli yasal işlemi uygulayaraktan belediye meclisinden karar geçirmek suretiyle bunlar da cezalandırabilirler ve kaldırabilirler. Buyur Cemal abi. Sayın Valim, değerli kurul üyelerim, hepinize sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Böyle bir toplantının yapılması ayrıyeten Sayın Valim'e çok çok teşekkür ederim. Böyle güzel bir yerde halklarımızla, kendilerimizle bunları paylaşmak için kendisine şükranlarımı sunuyorum. Biraz önce Sayın Trafik Şube Müdürümüzü dinledim. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Hakikaten bazı konularda teşekkür etmem lazım. Bazı konularda da eleştireceğim. Şimdi bir hafta içerisinde ben bu Siirt ilinde iki sefer trafik kontrolünde geçtim ve karşılaştım. Trafik polislerimiz ne yapıyorlar? Durdum tabii. Ehliyet ruhsat istedim, verdim. Dediler ki biz şey olarak önce bir
şoför esnafımıza bir uyarı olarak kemerle ilgili böyle bir yasa çıkmış, kemerlerinizi bağlayın öyle gidin çıkın. Yani ceza yazmadan, hiç şey etmeden uyardılar bizi. Buna çok teşekkür ediyoruz. Saygımız. Evet, hakikaten son zamanlarda özellikle de trafikte güzel iyileştirmeler var. Bunu görüyoruz. Vatandaşlarımız da görmesini istiyoruz. Değerli izleyenler, Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bahaş Caddesi üzerinde bulunan parkın daha çok çöplüğü andırması mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Parkın içler acısı halini gören vatandaşlar, yetkililer bunu görmüyor mu diyorlar. Siirt'te sayısı oldukça az olan çocuk oyun alanı ve parklar içler acısı halleriyle yetkililerin dikkatini çekiyor. Bahçelievler Mahallesi Abdullah Bahaş Caddesi üzerinde bulunan parkta bunlardan biri. Park içinde biriken çöpler ve inşaat molozları mahalle sakinlerinin tepkisine neden oluyor. Moloz ve çöp birikintileri arasında oyun oynamaya devam eden çocukların sağlıkları ise tehlike altında. Etrafı çekilmiş duvarlarla kapatılan parkı koruma altına alan yetkililer, park önünde bulunan çöp konteynerlarında çıkan pis kokular da çocukların sağlığını tehdit eden bir başka unsur. Siirt Belediyesi'nin sayısı oldukça az olan bu parkların bakımı konusunda adım atmasını bekliyoruz. Değerli izleyenler, açık cezaevinde bulunan kader mahkumları halı saha turnuvası düzenledi. Oldukça zevkli ve çekişmeli geçen turnuvaya kader mahkumlarının aileleri de yoğun ilgi gösterdi. Siirt Açık Cezaevi ve İnfaz Kurumu'nda kalan mahkumlar arasında halı saha turnuvası düzenlendi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü halı sahasında düzenlenen turnuvaya 8 ayrı takım katıldı. Mahkumlar arasında düzenlenen halı saha turnuvasına mahkumların da aileleri yoğun ilgi gösterdi. Oldukça çekişmeli geçen futbol maçlarında birinci olan takıma ise sürpriz hediyeler verileceği belirtildi. Hadi bak, siz atın ya. Kaç kasalım? Ver, 3-4 sarot. Hadi asker! Hadi, bırakma! Hadi be! Hadi! Hadi! Evet, iyi olan kazansın diyoruz ve başarılar diliyoruz kader mahkumlarımıza. Bir de Allah kurtarsın. Efendim, bu haberle birlikte bültenimizi noktalıyoruz. Başka bir ana haber bülteninde görüşünceye dek iyi akşamlar.